Bilim dünyasından, gençlerden güzel haberler de geliyor. European Rover Challenge her yıl düzenlenen mühendislik öğrencilerinin katıldığı bir yarışma. Türkiye yarışmaya Özü Rover takımıyla katıldı ve 34 proje arasında 17. oldu. Tasarlanan robot da Merih 1'in görevi, ismi Merih 1, Mars'taki astronotlara yardımcı olmak ve keşifler yapmak. European Rover Challenge, genç bilim insanı adaylarının tasarımlarını yarıştırdığı bir robot yarışması. Kanada'nın birincilik ve üçüncülük aldığı, Polonya'nın ikinci olduğu yarışmada Özyeğin Üniversitesi'nin mühendislik öğrencileri 34 proje arasında 17. oldu. Türk takımı Özü Rover 18 kişiden oluşuyor. Ekip gece gündüz çalıştı, ortaya Merih 1 çıktı. Merih 1 yaklaşık bir senelik bir çalışmanın ürünü. Tamamen Mars koşullarına göre tasarlandı. Tasarlanmasındaki amaç hem astronotlara yardımcı olmak hem de yeni keşifler yapmak. Mesela birisi işte gidip bir kaya örneği toplamak uzak bir yerden. Kendi başına işte bir A noktasından B noktasına gitme olabilir. İşte çok uzakta belki bir reaktör var, onunla ilgili bir sorun olmuş olabilir. Gidip bir düğmeyi açıp kapama olabilir. Robotun tasarımı Aralık ayında başladı. Yaklaşık 17 bin liraya mal olan Merih 1, Temmuz sonunda da çalışmaya başladı. Robot 1,5 kilometreye kadar, ya hatta 5 kilometreye kadar kontrol edilebiliyor Wi-Fi ile. İşte 2 saate kadar bir operasyon süresi var. Mekanik aksamına bakacak olursak işte engebe, işte tepe, onların hiçbirine takılmadan düzenli olarak ilerleyebiliyor. Üstünde 8 tane lipo pilimiz var şu anda şeyi güç veren, robota güç veren. 10 tane de sürüş için bir şeyimiz var, motorumuz var. Takımın bu yarışmayla sınırlı kalma gibi bir niyeti yok. Yeni yarışmalar için yeni robot tasarımları da yolda. Önümüzde Amerika'da düzenlenecek bir yarışma var, University Rover Challenge. Şu anda onun hazırlıklarına başlamış durumdayız. Haziran'da o yarışmaya katılmayı planlıyoruz. Bu sene katıldığımız European Rover Challenge'a katılmayı hedefliyoruz. Başka bir robotla Merih 2 ile artık URC'ye gitmeyi planlıyoruz.